Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir bot patik yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle pompona var burada. Şuralarını tığla üzerine geçtim. Daha şık ve güzel duruyor. Çok kolay, çok basit ve dikiş izi hiç yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Altında yok. Gördüğünüz gibi. Üstünde şurada var ama zaten bu da hiçbir şekilde belli olmuyor. Size çok güzel bir teknik sunacağım, bunu göstereceğim dikişini. Gördüğünüz gibi hiç dikiş izi burada da yok. Burada da hiç yok. Birleşmesi güzel ve çok kolay ve çok şık bir bot patik yapacağız hep beraber. Ben bunun için şöyle patiklik ip kullandım arkadaşlar. Markasını Instagram'da paylaşacağım arkadaşlar, ipin markasını. Ve şişimin numarası da 3 arkadaşlar. Şişimin numarası 3. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk kırmızıyla başlıyoruz. Burada 66 tane ilmek atacağız arkadaşlar. Şişimi şöyle birleştiriyorum ikisini. Şöyle ipimi elime alıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde tutup, bakın şöyle üstüne alıyorum ilmeği. Ve şuradan en baş parmağımdan tutuyorum. Ve şöyle ilmeğimi atıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir daha gösteriyorum. Şuradan ilk baş parmağıma alıyorum. Ve işaret parmağımdan geçiriyorum. Bu şekilde 2 oldu. 3 oldu pardon. Evet, bu şekilde alıyorum. Ve böyle ilmeğimi atıyorum. 4 numara oldu. 4 oldu arkadaşlar. Şimdi 5. 6. 7. Bu şekilde 66 tane ilmek atıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 66 tane ilmeğimi yapmış bulunuyorum. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bu yapmış olduğum patik 38 numara ayak için rahatlıkla olur ve ayağı gerçekten sarıyor. Yani 39-40 numara giyen insanlar bile olabilir yani ayağına, çok rahat. Çünkü gerçekten ligralı ve çok güzel, yani tamamıyla ayağı sarıyor. Çok güzel. Evet, şimdi iki şişime sardım ilmeğimi. Bir tanesini çıkarıyorum arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi altı daha düzgün duruyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve ilmekleri almamız daha kolay olacak. Evet arkadaşlar, şimdi örmeye başladım. İlk sarımızı normalde şişten aldığımız zaman örmüyoruz arkadaşlar. İlkini alıyoruz. İlkini boş aldık arkadaşlar. İkinciyi normal haroşa örüyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde düz şekilde haroşa örüyorum arkadaşlar. Eğer isterseniz tersten de örebilirsiniz. Ama bu şekilde daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha güzel oluyor. Yani size kalmış artık. İstiyorsanız tersten de haroşa yapabilirsiniz. Bu şekilde birinci sıramızı öreceğiz arkadaşlar. Sonra beyaza geçeceğiz. Bu şekilde bir kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı, bir beyaz şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu şekilde haroşamızı yapıp gelelim arkadaşlar. Birinci sıramızı gidip gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk sırayı ördüm. Şimdi beyaz ipime geçeceğim arkadaşlar. Bir sıra kırmızı ördükten sonra şimdi beyaz ipime geçiyorum. Direkt kırmızı ipime bağlıyorum arkadaşlar. İpimi bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde kırmızı ipimi. Evet, bağladım. Evet.
Bu renk geçişlerinde ilk ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Renk geçişlerinde örüyoruz ilkini. Ama renk geçişleri olmadığı sürece ilk ilmeğimizi örmüyoruz. Ve son ilmeğimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde beyaz ipimize geçiyoruz. Haroşa örüyoruz. Bu şekilde bir sıra beyaz örüp gelelim arkadaşlar. Zaten geldiğimiz yer belli. İplerimiz burada, bağladığımız yerde. Bir sıra beyaz örüp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da göstermek istedim. Son ilmeğimizi, ipimizi önümüze alıyoruz ve ters örgü yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ters örgü yapıyoruz. Ve buraya çevirdiğimiz zaman ilk örgümüzü ilmek geçirmeden alıyoruz. Ve ikinciyi örmeye devam ediyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu geldiğimiz zaman en son sırayı bu şekilde yapıyoruz. Döndüğümüz zaman da ilmeğimizi hiçbir şekilde ilmek atmadan boş şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı örüp gelelim. Yine şurada sonuncuyu ters öreceğiz arkadaşlar. Ters örgü yapacağız sonuncuyu da. Bu şekilde örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son ilmeğime geldim. Ön tarafa aldım ve ters örgümü yapıyorum arkadaşlar. Evet. Ve böylelikle bir kırmızı, bir beyaz örmüş bulunuyorum. Şimdi kırmızıya geçeceğim arkadaşlar. Kırmızıya geçerken de ipimi şu şekilde tutuyorum. Ve bu şekilde kırmızı ipimle örüyorum arkadaşlar. Bunu yapmamızın amacı köşeleri örgülü biçimde olacak arkadaşlar. Ve dikimimiz daha kolay olacak. Dikerken sadece o ilmeklerden alıp dikeceğiz. Evet, bu şekilde kırmızıya geçtim arkadaşlar. Böylelikle toplam bir kırmızı, bir beyaz şeklinde, yani şu şekilde kırmızı beyaz, kırmızı beyaz, kırmızı beyaz şeklinde 24 tane sıra örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 24 sıramı ördüm. Hep beraber sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. sıramı ördüm. 25'ten de kırmızı ön tarafımı ördüm ve şimdi arkaya geçiyorum arkadaşlar. Ve bahsettiğim köşe olayı da şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örgülü duruyor. Bu tarafta, o tarafta. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman ilk eksiltmemizi yapıyoruz. 13 tane 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane buradan kesim yapacağım arkadaşlar. Ve 13 tane de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane de buradan kesim yapacağım. Ve ortada sadece 40 tane ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. 13 tane köşelerden keseceğim. Ortada 40 tane ilmek kalacak. Evet, kesmeye başlayalım arkadaşlar. İlk başlıyorum şimdi. İkisini bir alıyorum. Ve çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tekrar sol şişime takıyorum. Ve ikinci eksiltmemi yapıyorum. Ve sola takıyorum tekrardan. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum.
ve sola takıyorum. 3 tane eksiltme yaptık arkadaşlar. 4. yapacağız. Ördüm arkadaşlar. Çok ses çıktığı için bu tarafa aldım. Evet. Şu an bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. Sekiz, şişlerim biraz uzun olduğu için arkadaşlar gösterirken biraz sıkıntı yaşıyorum. 9. 12 ve son azaltmamı da yapıyorum. 13 ve sonra haroşa örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Son 13 tane kalana kadar bu şekilde haroşa örüp gelelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, 21 sıramı da ördüm. Gördüğünüz gibi. Kırmızıyı saymıyoruz. Kesim olduğu için. Beyazdan başlıyoruz. İlk sıramız beyaz. Şöyle göstereyim. İlk sıramız beyaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. sıramız beyaz. Şimdi kırmızıya geçiyoruz. Arkadaşlar. Ve kesim yapacağız. İkinci kesimimizi yapıyoruz. 2 2 hepsini keseceğiz arkadaşlar. Nasıl yani? Hepsini derken sadece 2 2 kesim yapıyoruz. Kırmızıyı aldım. Bu şekilde çıkarttım. Şimdi diğer ikisini alıyorum. Bu şekilde 2 2 eksiltmeye gidiyoruz. Bu şekilde eksiltelim. Arkada eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Normal kırmızıyla öreceğiz arkadaşlar. Kırk ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi 2 2 aldığımız zaman 20 tane ilmeğimiz kalacak. Bu arada kanalımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Video yüklediğim zaman size bildirim gelir. Diğer videolarımı kaçırmazsınız. Sosyal platformlarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar videomu. Teşekkür ederim. Şimdiden. Evet. Son eksiltmemi de yaptım. Evet, gördüğünüz gibi 20 tane kaldı. Eksiltmemi yaptım. Şimdi arkaya çeviriyorum. Ve hiçbir eksiltme yapmadan arkadaşlar ilk sırayı örmüyorum. Normal haroşamızı örüyoruz. Şimdi beyaz ipimize geçeceğiz. Arkadaşlar, beyaz ipimize geçtik mi?
burayı ipimizi ters çevirip tersten örüyoruz. Son ilmeğimizi kenarları bu şekilde düz çıksın diye. Evet. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Ve 2-2 yine kesim yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikisini bir alıyoruz yine. Şöyle. 2-2 kesmeye devam ediyoruz. Ve son ilmeğimi de eksiltiyorum. Evet. Kaç tane oldu sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Artık 10 tane kaldıktan sonra eksiltme yapıyoruz. Tamamıyla artık bitiyor patiğimiz. Evet. Şimdi normal beyaz sıramızı örelim. Normal ilkini örmeden alıyorum. Eksiltmemizi yaptık. 10 tane kaldı. Şimdi arkasını örüyoruz. Ve ön tarafta artık hepsini keseceğiz arkadaşlar. Evet. Artık burun kısmına geçeceğiz. Kesim yaptıktan sonra. Şimdi hepsini kesiyoruz arkadaşlar. Beyaz ipimize değil, kırmızı ipimize geçiyoruz artık. Beyaz sırımızı ördük. Şimdi 2-2 artık eksiltme yapmıyoruz. Kesim yapıyoruz arkadaşlar. Çıkarttım 2-2. Geri taktım diğer tarafa. Evet. Kesim yapıyorum arkadaşlar. Kestim. Kestiğimi sol şişe geri taktım. Ve ikisini beraber tekrar aldım. Gördüğünüz gibi çok yavaş gösteriyorum. Normal şu an kesim yapıyoruz artık. Eksiltme yapmıyoruz. Patiğimiz bitti. Son ilmeği de kesiyorum. Birazcık arkadaşlar ipi uzun bırakalım çünkü burun kısmını dikeceğiz şimdi.
Normal, çok da uzun değil. Orta boyda keselim. Beyaz ipimizi de keselim arkadaşlar. Şöyle. Kırmızıyı çıkarıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi burun kısmını oluştu patiğimizi. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde patiğimiz oluştu artık. Dikim aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. İpimi iğneye geçirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iğnemi geçirdim. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki ilmekleri görüyorsunuz zaten örgü şeklinde. Şimdi üzerlerinden şöyle iğneyle geçiyorum. Şimdi ikinciden geçiyorum. Üçüncüden geçiyorum arkadaşlar. Dördüncüden geçiyorum. Beşinciden geçiyorum. Evet, bu şekilde geçiyorum. Evet, şimdi şekilde çekiyorum ve gördüğünüz gibi yuvarlak oluşuyor. Şu tarafla şimdi birleştiriyorum. Kırmızıyla birleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ortası oluştu. Sağlamlaştırmak için şöyle yine tekrar ikili şöyle karşılıklı geçiyorum. Şöyle tekrar şöyle geçiyorum. Rastgele. Ve artık ikisini bu sefer karşılıklı, gördüğünüz gibi karşılıklı birleştiriyorum. Evet. Ve arkaya alıyorum ilmeğimi. Arkadan düğüm yapıyorum. Şu şekilde. Ortasından geçiriyorum ve bitti. Gördüğünüz gibi ortası oluştu arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimi takıyorum iğnemi. Büyük bir iğne kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Rahat geçer. Sıkıntı yaşamazsınız. Evet arkadaşlar, beyaz ilmeğimi tığıma geçirdim. Şimdi en son kırmızıyı birleştirdik. Şimdi beyaz ilmeğin başından, yani ilk ilmekten batıyorum. Ve diğer beyaz ilmeğin başından batıyorum yine aynı şekilde. Karşılıklı ve birleşiyor. Gördüğünüz gibi hiç belli bile değil arkadaşlar. Kırmızının başından yine aynı şekilde geçiriyorum ilmeğimi. Diğer kırmızının başındaki ilmekten
birleştiriyorum. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi beyaz ilmeğin başından ki ilmekten batıyorum. Bu şekilde diğer beyaz ilmeğin başına birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kırmızı ipliğimi iğneye taktım. Öncelikle buraya dikmeden önce burada gözüken iplerimizi kaybediyoruz. Nasıl kaybedileceğini göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Kırmızıyı alıp kırmızı ilmeğimizin içinden geçiriyoruz şöyle şu şekilde. Kırmızı ilmeğimizi kırmızıdan beyaz ilmeğimizi de beyazdan geçiriyoruz. Şu şekilde iki tane geçirmemiz yeterli. Şöyle kesiyoruz hemen. Beyazı da beyaz ilmekten geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şu şekil.
Beyaz ilmekten geçiyoruz ve kesiyoruz. Bu şekilde temizleyelim arkadaşlar iplerimizi ve gelelim. Evet arkadaşlar, temizledim. Şimdi bot patimizin burasını dikiyoruz arkadaşlar. İlk başta bir ilmek geçiyorum. Şu şekilde. Ve diğer tarafın en baş ilmeğine, en baş ilmeğinden iğnemi geçiriyorum. Ve ikisini beraber sabitliyorum. Şimdi bu şekilde bir ilmek sağdan, en baş ilmekten, bir ilmek soldan, ikinci ilmeklerimizi, üçüncü ilmeklerimizi sırayla bu şekilde dikip gelelim arkadaşlar. Bu şekilde sırayla dikip burayı gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde dikiyoruz. Son aşamaya geldik. Burayı da dikiyoruz. Son uç kısmı. Evet. Şu yaşım. Diğer yan tarafın, diğer tarafın başı ve bu tarafın başı ve bitti arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle ilmeğimizi içeri doğru batırıyoruz. Şöyle ters tarafından çıkartıyoruz. Ve şu şekilde bir iki sıra daha arkadan giderek evet. Şimdi düğüm yapacağız arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kesiyoruz. Evet ve patiğimizin dikim aşamasını bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde de kullanabilirsiniz siz ama ben bu şekilde uçlarını yapıyorum. Çok daha şık duruyor botumuz arkadaşlar. Şimdi üst tarafının yapımını anlatacağım sizlere. Kırmızı ipimi alıyorum. 2,5 numara bir tığım var arkadaşlar. 2,5 numara tığ yardımıyla başlıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz arkadaşlar, fark etmez. Kırmızı ilmekten yalnız başlayacağız çünkü kırmızı ipimizi yapıyoruz. Burayı alıp şöyle bir daha göstereyim. Şöyle ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Bir ilmek alıp çıkarıyoruz. Ve ilmek alıp sabitliyoruz bunu. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. İlmeğimizi alıp zincir çektiğimiz yerin dibine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Ve hiçbir ilmek almadan diğer kırmızı ilmeğin tepesine batıyoruz. Arkadaşlar. Ve sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz bu şekilde. 3 tane zincir çekiyoruz yine. İlmeğimizi alıp bu sık iğne yaptığımız yerin dibine ikili trabzan yapıyoruz. Ve yine hiç ilmek almadan diğer kırmızı ilmeğin tepesine tığımızı batıyoruz. Ve sabitliyoruz sık iğnemizi ve 3 tane zincir çekiyoruz yine. Pardon, 3 tane zincir çekiyoruz. Evet.
Ve bu battığımız ilmeğin dibine 2'li trabzan yapıyoruz. Önce ikisini alıyoruz, sonra kalan ikisini alıyoruz arkadaşlar. Ve diğer kırmızı ilmeğimizin tepesine sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Şöyle ilmeğimizi alıp o kırmızı battığımız yerin dibine ikili trabzan yapıyoruz. Önce ikisini alıyoruz, sonra kalın ikisini ve diğer kırmızı yere sabitliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sabitliyoruz. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi tüm bot patiğimizin çevresini sadece kırmızılara basarak yapıyoruz. Gelelim arkadaşlar, yapıp gelelim. Evet, son sıraya geldik arkadaşlar. Son kırmızıyı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim ve dibine battım. İkili trabzan yaptım. Ve son kırmızıya batıp sık iğnemi yapıp bitiriyorum. Bir tane zincir çektim ve kestim arkadaşlar. Bu ipimi de yine arkada kırmızı bölüme yapıyorum arkadaşlar. Şu tarafı yapayım bunu da. Bu şekilde bir tane daha geçeyim ikisini de. Bu yeterli bunun için. Bir de diğerine geçeyim. Tane geçirdim. Daha güzel gözüksün diye. Kesiyorum uçlarını. Evet. Burayı da yaptıktan sonra görüyorsunuz değil mi? Ne kadar şık oldu. Şimdi böyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapmak isteyenler için şöyle ben pompon yaptım arkadaşlar. Daha güzel duruyor diye. Şimdi sizlerle pompon yapımını öğreteceğim. Evet arkadaşlar, size pompon yapımını göstereceğim. Şekilde bir ip kesiyoruz ve iki çatalın tam ortasından tutuyoruz şu şekilde. Şu şekilde şöyle. Ve diğer ipimizi alıp şu şekilde tutup artı şeklinde sarıyoruz. Evet, bu şekilde saralım arkadaşlar. Evet, sarıyoruz. Evet, pardon arkadaşlar. Sarmaya devam ediyoruz. Sarıyoruz. Bu şekilde saralım. Sıkıca saralım bu şekilde. Patimiz için yeterli olacaktır bu şekilde. Evet, kesiyoruz. Ve ortasından geçirdiğimiz ipi sıkıca bağlıyoruz. Hatta
Hatta şuraya çıkarıp birazcık bağlayabiliriz. Şu şekilde. Sıkıca bağlayalım. Ve bu ortadan bağladık. Şunu elimizde sıkıca tutalım. Bağladığımız ipi. Ve buradan kesmeye başlayalım arkadaşlar. Onun için bir biraz daha keskin makasınız varsa onu kullanın arkadaşlar. Zor kesiliyor çünkü. Şimdi bu tarafı kesiyorum. Sonra bu tarafı keseceğim arkadaşlar. Ve pompalımız hazır olacak. Birazcık da oradan keseyim. Evet, pompalımız oluşmaya başlıyor. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Daha kolay yapımını biliyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Yani bu da kolay. Sadece biraz zor kesiliyor ama yani bütün pomponların yapımında bu kısım makasla yapılıyor. Yapacak bir şey yok. Çok az kaldı. Şurayı da kestim ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pomponumuz hazır. Sadece birazcık keseceğiz etrafından. Dikkat edin keserken şu ipi kesmeyin. Evet, bu şekilde kesiyoruz. Evet, diğer pomponumuzu da yapıp gelelim arkadaşlar.